Açıkçası hani puanı düşük olmasına rağmen, yani öyle çok yüksek bir puanı olmamasına rağmen, öğretmenlerimiz çok güzel üniversitelerden mezunlar. Yani Boğaziçi, Hacettepe, ODTÜ, İstanbul tarzında çok büyük üniversitelerden mezunlar. Amerika'da yüksek lisansını yapmış öğretmenlerimiz var. O yüzden eğitimimiz çok iyi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Bölümü bitirince ne olacaksın? Yani öğretmen mi olacaksın o zaman falan diye sorular geliyor. Bir de şey var, İngilizce dizileri, filmleri az izleyebiliyor musun? İzleyemiyorum şu anda, onu da açıklık getireyim. Okumayı çok sevmeniz gerekiyor. Çünkü zaten bölüm edebiyat. O yüzden okumayı sevmeyen biri asla gelmemesi gerekiyor bu bölüme. Merhaba. Merhaba. Seni biraz tanıyabilir miyiz? Tabii ben Gizem. Dumlupınar Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı okuyorum. İkinci sınıf öğrencisiyim şu anda. Böyle. Peki bu bölümü seçmeye nasıl karar verdin? Bu bölümü seçmeyi aslında, bu bölüm şöyle, ben dördüncü sınıfta ilk İngilizce dersi gördüğümüz haftadan itibaren annemlere gidip şey demiştim, ben İngilizce öğretmeni olacağım. O günden beri İngilizce olan sevgim daha da büyüdü. İngilizce olan İlgim diyeyim çok fazla arttı. Sürekli işte İngilizce bir şeyler okuyordum, diziler izliyordum, müzikler dinliyordum. Böyle çok fazla maruz kalınca lisede de dil bölümünü seçmeye karar verdim ve bunun için özel bir okula gittim. Tam 11. sınıfta seçiyorduk biz bölümlerimizi. Tam da o sene böyle temel liseler açılmıştı ve çok İngilizce konusunda çok fazla deneyimi olan bir dershanede temel lise olmuştu ve ben de arkadaşımla birlikte oraya yazılmıştım. Böyle seçtim. Daha sonrasında puanlar açıklandı. İngilizce öğretmenliğine puanım yetmedi. O yüzden ben de aslında puanım yetmediğinden değil ama daha fazla bilgili olabileceğimi düşündüğüm için İngiliz Dili ve Edebiyatı'nın bölümünü seçtim. Yoksa farklı bölümlerde seçebilirdim. Ama İngiliz Dili ve Edebiyatı gerçekten çok kapsamlı ve çok geniş bir bölüm. O yüzden bu bölümü seçtim ve çok mutluyum şu an bölümümde. Peki neden Dumlupınar Üniversitesi'ni tercih ettin? Neden Dumlupınar? Çünkü açıkçası ben de çok isterdim İstanbul'da, Ankara'da, Eskişehir'de okumayı ama dil bölümüne nazaran benim puanım biraz düşük geldi. Yani beklediğim gibi geçmedi sınavım açıkçası. Çalışmamın karşılığını alamadım diyebilirim. Düşük geldiği için puanım, ben de elimdeki en iyi seçenekleri değerlendirdim ve bunu da Dumlupınar Üniversitesi olduğuna karar verdim ve arkadaşlarımla birlikte bu bölümü yazmıştık, bu üniversiteyi yazmıştık. Yani birkaç arkadaş toplanıp gittik diyebiliriz açıkçası bu şey için. Böyle Dumlupınar Üniversitesi'ni bu yüzden seçtim ve küçük bir şehir olmasına rağmen çok fazla yakınlarında büyük şehirler var. Mesela Eskişehir'e, Bursa'ya çok yakın. O yüzden fazla da bir sıkıntı yaşamıyoruz Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde. Böyle, yani bu yüzden seçtim. Bize biraz bölümünden gördüğün derslerden de bahsedebilir misin? Tabii. Edebiyata giriş dersimiz vardı. Daha sonrasında edebi türler ve onların terimleriyle ilgili dersimiz vardı. Mitoloji, Batı felsefesi, daha sonrasında gramer, yazı teknikleri, daha doğrusu yazı becerileri dersimiz vardı. İşte essay yazdığımız bir dersti. Bölüm dışı olarak da Türk Dili ve Edebiyatı dersimiz vardı zorunlu olarak. İkinci sınıfta da Atatürk İlke ve İnkılapları dersimiz oluyor yine bölüm dışında. Daha sonrasında çeviri derslerimiz var. İkinci bir yabancı dil derslerimiz oluyor. Üçüncü sınıfta başlıyor bu dersler. Amerikan Edebiyatı derslerimiz oluyor yine seçmeli bir şekilde. Böyle genel hatlarıyla böyle derslerimiz var. Peki bu bölümün çeviri biliminden, dil biliminden veya İngilizce öğretmenliğinden ne gibi farkları var? Çok güzel bir soru. İngilizce öğretmenliğinde açıkçası yani kötülemek asla böyle bir şeyim yok. Hani bölümleri karşılaştırma gibi bir lüksüm asla, öyle bir şey olamaz zaten. Ama İngilizce öğretmenliğinde sadece şey görmüyorlar. Yani edebiyatı çok fazla görmüyorlar. Yani onlar böyle öğretmekle ilgili şeyleri öğreniyorlar. Yani pedagojik eğitim daha çok alıyorlar ama İngiliz dili ve edebiyatı daha çok
toplumun yapısını, o toplumun içerisinde neler olmuş, onları kapsayan bir ders ve bir şeyi okuduğunda farklı yönlerden bakabilme yeteneğine sahip oluyorsun bu bölümü bitirince. Ama çeviri bilimden de mesela farkı, biz sadece çeviri yapmıyoruz. Çeviri sadece bizim 2 sene olan bir dersimiz. Ama onların bütün bölümü çeviri. Onlar da mesela edebiyatta bizim kadar bilgili olmuyorlar. Biz de onlar gibi çeviride çok fazla bilgili olamıyoruz. Yani birbirlerine aslında çok farklı bölümler oluyor. Ama tabii ki biz de bölümümüzü bitirince çevirmenlik yapabiliyoruz. Bu konuda da bir artımız oluyor. Peki üniversiten sana ne gibi avantajlar sağlıyor? Açıkçası hani puanı düşük olmasına rağmen, yani öyle çok yüksek bir puanı olmamasına rağmen, öğretmenlerimiz çok güzel üniversitelerden mezunlar. Yani Boğaziçi, Hacettepe, ODTÜ, İstanbul tarzında çok büyük üniversitelerden mezunlar. Amerika'da yüksek lisansını yapmış öğretmenlerimiz var. O yüzden eğitimimiz çok iyi. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Daha sonrasında İngiliz Edebiyatı topluluğumuz var. Bu topluluk her hafta düzenli olarak etkinlik yapıyor. Daha sonra Erasmus kulübümüz var ve bu kulüpte de çok güzel etkinlikler yapıyoruz. Mesela speaking club yapıyoruz. Daha sonra yemekler düzenliyoruz. Hep birlikte işte yurt dışından gelen öğrencilerle bir şeyler yapıyoruz. O yüzden edebiyat öğrencileri açısından kendi becerilerini geliştirmek için çok güzel fırsatlar oluyor. Yani konuşma, dinleme açısından çok güzel fırsatları var okulumuzun. Peki bölümünle ilgili çevrenden en çok aldığın soru veya yorum ne oluyor genelde? Bölümümle ilgili şöyle, ilk zaten söylediğim insan, o zaman senin İngilizcen çok iyidir. Yani zaten dil bölümüyle girdiğim bir bölüm. Hani dil sınavından giriyorsun ve belli bir bilgiye sahip olman gerekiyor zaten o sınavları yapabilmek için. Daha sonra bölümü bitirince ne olacaksın? Yani öğretmen mi olacaksın o zaman falan diye sorular geliyor. Bunları alıyorum şu anda sadece. Bir de şey var. İngilizce dizileri, filmleri altyazı izleyebiliyor musun? İzleyemiyorum şu anda. Onu da açıklık getireyim. Yani onun için de şöyle belli bir şeye maruz kalman gerekiyor. Çünkü altyazısız izleyebilmek için dizileri, filmleri. Çünkü onların tam olarak neler söylediğini anlamak için bir dinleme becerisine sahip olmamız gerekiyor. Bunun için de yurt dışında yaşamış olmamız ya da çok fazla maruz kalmış olmamız gerekiyor. O yüzden şu anda da o kadar beceriye sahip olmadığımı düşünüyorum. O yüzden de hala altyazılı izliyorum dizileri ve filmleri. Peki bölümünün iş imkanları hakkında da biraz bilgi verebilir misin? Bölümüm şöyle, zaten formasyon alıp öğretmen olabiliyoruz ama şu anda formasyon kalktı. Onun için nasıl bir düzenleme getireceğini çok fazla ben de hakim değilim bu konuda. Ama editörlük tarzında bir şeyler yapabiliyoruz, çevirmenlik yapabiliyoruz, reklam sektöründe çalışabiliyoruz, özel kurumlarda öğretmenlik yapabiliyoruz formasyon almadan. Daha sonrasında eğitmen olabiliyoruz, yani üniversitelerde de öğretmenlik yapabiliyoruz öğretim görevlisi olarak. Daha sonrasında zaten kademe olarak yükseliyoruz. Böyle şu an için benim bildiklerim bu kadardı. Peki bu bölümü tercih etmek isteyen aday öğrencilere vermek istediğim bir tavsiye var mı? Bölüm açısından şöyle, okumayı çok sevmeniz gerekiyor. Çünkü zaten bölüm edebiyat. O yüzden okumayı sevmeyen biri asla gelmemesi gerekiyor bu bölüme. Yani eğer fırsatınız varsa bir sene daha hazırlanabilirsiniz bence bölüme. Eğer gerçekten İngiliz dili ve edebiyatını istemiyorsanız gelmeyin. Çünkü size zulüm olarak gelebilir bölüm. Daha sonrasında eğer üniversite hayatından bahsedecek olursam da gerçekten hayatlarının en güzel dönemi olacak. O yüzden bence hiçbir fırsatı kaçırmasınlar. Çok sosyal ve aktif olmaya çalışsınlar. Sadece ders odaklı olmasınlar ama çok da dersleri boşlamasınlar diyebilirim. Peki son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Var açıkçası. Kütahya küçük bir şehir, evet, ama imkan açısından kendini sosyalleştirmek, kendini geliştirmek isteyen herkes Kütahya'da kendini geliştirebilir. Çünkü
Zaten büyük şehirlere yakın dediğim gibi mesela Eskişehir'e çok yakın 1 saat ya da 45 dakika sürüyor yol. Eskişehir'de çok güzel tiyatrolar, müzik festivalleri, konserler oluyor, kitap fuarları oluyor. Yani bunlara katılabilirler. Daha sonrasında Kütahya'da gönüllükle ilgili çok fazla şey var. Onlara katılabilirler. Artık çünkü gönüllülüğe çok fazla önem veriyor başvurduğumuz yerler, iş başvurusuna bulunduğumuz yerler. O yüzden kendilerini Kütahya'da da çok güzel geliştirebilirler. Yani küçük şehir olduğu için düşük kalmaması gerekiyor bence. Benim söylemek istediklerim bu kadardı. Sorularımızı cevapladığın için çok teşekkür ederiz. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşça kalın. Siz de kendinize iyi bakın.